Niceleyiciler. Bu videomuzda mantık konusunda karşılaştığımız iki sembolü konuşacağız. Bu semboller niceleyici olarak nitelenmektedirler. Her ve bazı. Öncelikle her niceleyicisiyle tanışalım. Ters A olarak yazılır. Bunu gördüğümüzde anlamamız gereken şey her. Bazı niceleyicisine geldiğimizde ise bu da E harfinin ters yazılmış şeklidir. Bu da bazı anlamına gelmektedir. Bu iki gördüğümüz sembol niceleyici olarak isimlendirilmektedir ve matematik yazımında kullanılır bunlar. Bunlara çok büyük anlam atfetmenin anlamı yoktur. Bunlar matematiksel yazımda kullanılır. Matematikçilerin yazdığımız şeyi bir tek biz anlayalım. Bizden başka kimse okuduğunda anlamasın ve bize ihtiyaç duyulsun. Mantığının ürünüdür bunlar. Başka anlamlar kafanızda asla yüklemeyin. Her x eleman R'yi matematikçiler buradaki her yerine şunu koyarak yazarlar. Ve bu sembolle karşılaşmamış birisi acaba bu ne diye düşünür. Biz matematiğin içinde olduğumuz için bu kavramın her anlamına gelmekte olduğunu bileceğiz. Her x eleman R. Bundan sonra bir şeyler daha söylenecektir. Veya bazı x eleman ne? Burada bazıyı yazmak yerine bunu bir sembolle göstermek istemişler işte. Bazı x eleman ne? Sonra da bir şeyler söylenecek. Yani bu iki sembol matematikçilerin baktıklarında sadece kendilerinin anlamak istedikleri, başkalarının da eğer ki görmedilerse anlayamayacakları ifadeler üretmelerinin sonucudur. Ve bu ifadeleri mantıkta önerme yazarken kullanırız. Bu nedenle mantık konusu içinde ilk defa karşımıza gelir. Ve bundan sonra ispat kavramlarını da işleyeceğiz. Onların içinde de geçecek bu iki sembol. Bundan sonra matematik hayatımızda bunu ve bunu gördüğümüzde, şunu gördüğümüzde bunun matematikte her anlamına, şunun ise bazı anlamına geldiğini bilmeliyiz. Şimdi bu iki niceleyiciyle önermeler yazıp bu önermeleri anlamaya çalışalım doğruluk değerlerini. Bir P önermesi diyelim. Her x eleman ne? X küçük 5. Mesela böyle bir matematiksel önerme yaz. Şimdi yazdığımız bu önermenin doğruluk değeri ne mesela? Bir başka önerme yazalım. Q önermesi. Bazı x eleman R. R reel sayılar, N doğal sayılar. Artık bunları biliyoruz diye kabul ediyoruz. 2x eksi 3 eşittir 7. Şimdi bizden mantık konusunda beklenen ilk şey niceleyiciyle yazılmış önermelerin doğruluk değerlerini düşünüp bulabilmemiz. Her x eleman N dendiğinde bütün doğal sayılar burada yazan şeyi sağlamalıdır. Bir tane bile sağlamayan olursa bu önerme yanlıştır. Her niceleyicisi böyle bir anlam atfeder bu olaya. Her x eleman doğal sayı x küçüktür 5. Tabii ki bunun doğruluk değeri sıfırdır. Çünkü 5'ten küçük olmayan bir ton doğal sayımız var.
6 mesela. 6 5'ten küçük değildir. 7 5'ten küçük değildir. Burası ise diyor ki her x eleman ne? Her x doğal sayısı 5'ten küçük. Bu önerme yanlıştır. İşte bu şekilde yazılmış. Niceleyiciyle yazılmış önermelerin doğruluk değerlerini düşünerek bulabilmemiz bizden beklenen ilk şeydir. İkincisine geçersek. Q önermesi bazı x elemanı bu laf söylendiği zaman bazının anlamı şudur. Bir tane bile sağlayan reel sayı bulabilirsek bu önerme doğru demektir. Bazı x elemanı R için 2x-3 7'ye eşittir. Evet, bu denklemi çözersek 2x eşittir 10 olur, 10 olur, x eşittir 5. Evet, bir tane sağlayan reel sayı var. Bazı ile yazılmış bir önermede bir tane bile sağlayan buradakini bir tane bile sağlayan x bulabilirsek bu önerme doğrudur. Her ile yazılan önermelerde ise bir tane bile sağlamayan bulabilirsek bu önerme yanlış olur. Her de hepsinin burayı sağlaması gerekir. Bazı da ise bir tane sağlayan olması yeterlidir. Ve burada bir tane sağlayan bulduk. Doğruluk değeri bunun biridir. Şimdi bunlarla ilgili iki tane daha önerme yazıp ardından niceleyicilerin olumsuzunu almaya bakacağız. R önermesi diyelim. Her x eleman ve x kare büyük 0. Bu önermenin doğruluk değerini bulalım. S önermesi ele alalım. Bazı x eleman ne? X küçük 0. T önermesi alalım bir de. Her x eleman R 2x-6 eşittir 2x-3. Şimdi bu önermelerin doğruluk değerlerini bulalım. Her x eleman tam sayı, yani bütün tam sayılar için x kare büyük 0'dır diyor. Doğru mu? Tam sayıların karesi alınınca negatiflerini de pozitif eder. Ama burada sağlamayan bir tane var. X eşittir 0 tam sayısı. 0'ı koyarsak buraya 0'ın karesi 0 eder ki 0'dan büyük değildir. Her x tam sayısı için karesi 0'dan büyüktür diyor. 0 sağlamayanını bulduk. Bu R önermesinin doğruluk değeri 0'dır. Her ile yazılmışta bir tane bile sağlamayan bulursak bu önermenin doğruluk değeri yanlış olur. Buna gelirsek T önermesi. Bazı x eleman doğal sayı, bazı doğal sayılar yani sıfırdan küçüktür diyor. Sıfırdan küçük olan hiçbir tane doğal sayı yoktur. Bazı durumunun yanlış olabilmesi için sağlayan hiçbir x değerinin olmaması gerekir. Bu diyor ki bazı doğal sayılar sıfırdan küçüktür. Sıfırdan küçük doğal sayı hiç yoktur. O yüzden bu önermenin doğruluk değeri sıfırdır. Yani bu önerme yanlış bir önermedir. T önermesine gelirsek. Her x eleman R, yani her x reel sayısı 2x-6 eşittir 2 parantezinde x-3. Burayı dağıtırsak 2x-6 eşittir 2x-6. Karşılıklı olarak birbirine tıpatıp aynısı olan ifadelere matematikte özdeşlik denir. Ve özdeşliklerin özelliği şudur. X yerine ne konulursa konulsun,
Bu ikisi karşılıklı olarak eşit çıkar. Yani her x reel sayısı için bu ifade doğrudur. Bu nedenle bu önermenin doğruluk değeri 1'dir. Şimdi her ve bazı ile yazılan önermelerin doğruluk değerlerini çıkartmayı iyi bilmeliyiz. İkinci bilmemiz gereken şey ise her ve bazı ile yazılan önermelerin olumsuzlarını almaktır. Her önermesinin olumsuzu bazıya dönüşür. Bazı niceleyicisinin olumsuzu ise her'e dönüşür. Her niceleyicisinin olumsuzu bazıya, bazı niceleyicisinin olumsuzu ise her'e dönüşür. Şimdi P önermesi yazalım. Her x eleman R x küçük 4. Ardından bunun olumsuzunu yazalım. Bir Q önermesi alalım bir de. Bazı x eleman n x artı 1 eşittir 3. Q'nun olumsuzunu alalım. Şimdi burada bunun olumsuzunu alırken her niceleyicisi bazıya dönüşür. Bazı x eleman r küçüktürün olumsuzu büyük eşit 4 olur. Her niceleyicisi bazıya dönüşür. Buradaki elemanıdır, elemanı değildir olmaz. Elemanıdır, elemanıdır olarak kalır. Ama her niceleyicisi bazıya dönüşür. Küçüktürün olumsuzunu aldığımızda büyük eşit olur. Buna geldiğimizde buradaki bazı niceleyicisi her'e dönüşür. Her x eleman n x artı 1 eşittir 3'ün olumsuzu ise x artı 1 eşit değil 3 olur. Ve buradan her ve bazı niceleyicileriyle ilgili bilmemiz gereken olayları noktalıyorum. Her ve bazı niceleyicileri matematiksel sembol arayışının sonuçlarıdır. Buraya her bazı yazmak yerine sembollerle yazmayı istiyorlar. Ve bunu matematiğin içinde kullanmaya ilk olarak mantık konusu içinde başlıyor. İşte mantık konusunda bunlarla yazılmış önermeler doğru mu değil mi bunu tespit edebilmeli ve bunların olumsuzlarını almayı iyi bilmeliyiz. Bizden mantık konusu içinde beklenen sadece bunlardır. Bu şekilde niceleyiciler videomuzu burada noktalıyorum.